Saygıdeğer Başkan, ben buraya gelirken birçok kişinin yardımını gördüm. Değerli kardeşimin, değerli, gelirken her dakikada hatırımı soran değerli ağabeyimin, herkese teşekkür ederim. Tabii biz gelirken bir zahmet yaşadık ama bizi buraya getirenler de bir riske girdiler. Gelip gelememe mevzusunda. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bugün şu havada bir şekilde şu tatil gününde buraya gelen herkes bir şeyler öğrenerek gider. Biz de mahcup olmayız. İnşallah bilmediğiniz şeylerden bahsederiz. Bu başkan için çok geçerli değil gerçi, kendisi sağ olsun bizim üstadlarımızdan sayılır Balkan konusunda. Ama sizler için inşallah yeni şeyler söyleriz. Herkes Balkan deyince bir şeyler biliyor ama bir şeyler bildikçe de ne kadar az şey bildiğimizin farkında olduğumuz bir alandır Balkan mevzusu. Bendeniz hep soruluyor. Geleli daha belki yarım saat 40 dakika olmadı ama Balkanlarla bağlantı nereden diye. Tabii ben 79 doğumluyum. Babam Almanya'ya gider gelirdi, gurbetçiydi. Ve bize dizine oturtur, tren maceralarını anlatırdı. Filibe'den nasıl geçilmiş, Niş'ten nasıl geçilmiş, Belgrad'dan nasıl geçilmiş. Filibe'de tren rötar yaptığı zaman birkaç saat süre verirlermiş yolculara. Ve herkes kendi merak alanına göre Filibe'de bir yerlere gidermiş. 4 saat sonra hareket edecek derlermiş. Babam da gider, oradaki tarihi eserleri gezermiş. Babam İlkokul mezunu olmayan müthiş bir okur yazardı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken hangi çobanla ne konuştuğunu ilk defa ondan duymuştum mesela. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye yolunda neler yaşadığını ilk defa ondan duymuştum. İmam-ı Gazali denen ufuk açıcı eserlerin yazarı hangi açıdan ufuklar açıyor diye bana o anlatmıştı. Ondan dolayı babam derdi ki, bak oğlum şu okul kitabını getir bakalım. Getirirdik. Ders kitabımızın arkasında bir Türkiye haritası var, bilirsiniz. Türkiye haritası Edirne'de biter. Az ileride de Bulgaristan yazar ama şu kadarcık köşede. Derdim baba, bundan sonrası derdim, böyle gösterirdim. Dedim nasıl gidiyorsunuz? Almanya'ya gidiyorlar ya. Derdi oğlum, bak derdi harita burada bitiyor ama mesele burada başlıyor. Şimdi bu mesele, ben 7 yaşında dinlediğim bu hikayeler sürekli bir Balkan okumasına sevk etti. Ve köyümüzdeki o göçmen mahallesi vardı. Bulgaristan'dan göç edenlerin oturduğu mahalleler. O mahalleler, bunlar nereden gelmiş? Dünya nasıl bir yer? Sürekli çocukluk sorgulaması yapardım. Neden bunlar göçmen de biz değiliz? Niye bunlara göçmen deniyor filan? Sürekli böyle sorgulamalar yaparken tabii hep öteleri merak ettiğimizden dolayı eğitim hayatımızda da ona göre tercihler belirledik. Daha sonra da bana Türk dünyasının neresiyle ilgili doktora yapmak istersin dedikleri zaman ben de Özbekistan'ın devleti var, Azerbaycan'ın devleti var, Kazakistan'ın devleti var. Ben Balkanlarla ilgili çalışmak istiyorum. Boynu bükük eserler var. Babamın anlattığı Filibe'deki o çatısından ağaçlar fışkıran eserleri merak ederdim hep. O bir imge olarak aklımda kalmıştır. Ben dedim orayla ilgili çalışmak istiyorum ve Özellikle Makedonya, Kosova Türklerinin edebiyatı üzerine bir tez yapmıştık. Tabii edebiyat sadece edebiyat değildir. Edebiyat eserinin içerisinde tarih vardır, coğrafya vardır, kültür vardır, medeniyet vardır. Siz Doğu Makedonya'nın köylerini santim santim gezmediyseniz Makedonya edebiyatı dediğiniz, Makedonya Türk edebiyatı dediğiniz şeyden bir şey anlayamazsınız. İlhami Emin'den, Fahri Kaya'dan, Nusret Dişo Ülkü'den, Nusret Dişo geçenlerde vefat etti, Allah rahmet eylesin. Geçen sene de İlhami Emin ve Fahri Kaya vefat etti. Onların yazdığı eserlerden bir şey anlayamazsınız. Bilmiyorum aramızda hiç o bölgelerden gelen arkadaşlar da var mı? Mutlaka olabilir. Bir Mümin diye benim bir öğrencim vardı hatta, ben orada ders verirken. O da biraz önce aradı. Mesela o burada doktora yapıyor. Mümin Ali. O benim öğrencimdi Makedonya'da iken. Evet, ben daha fazla yani zihin hazırlığı için bunları söyledim. Burada bir sıkıntılı durum var. Sadece zaman. Çünkü 13 ülkedeki eserleri ana hatlarıyla özetlemek bizim için gerçekten zor olacak. Zaman çok sıkıntılı. Mehmet abi Bulgaristan Türklerinin yazarlarındandır, Mehmet Türker. 10 tane kitabı var. Okumanızı ısrarla tavsiye ederim o bölgeyi tanımak için. O benim birkaç konferansıma katıldı. Biz Osmanlı öncesi Balkanlarda Türk varlığını bir saatte, Osmanlı dönemini bir saatte, Osmanlı sonrasını bir saatte anca toparlayabiliyoruz. Ama bu sefer biraz daha böyle hem zarar etmeden hem zamana da fazla sıkıntı oluşturmadan özetlemeye hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Farklı yorumlara girmeden mümkün olduğunca. Şimdi şu resimde gördüğünüz çocuklarla işe başlayalım. Bu masum yüzleri hiç unutmamanızı size tavsiye ederim. Bu çocuklar, bakın Balkanlar ve Türk İslam kültüründen bahsediyoruz, medeniyetinden bahsediyoruz. Bu çocuklar Doğu Makedonya'nın tarihte Yörüklük adı verilen bölgesinde Koç Ali ve Ali Koç köyleri vardır. O iki köyün tam ortasında bir ilköğretim okulu vardır. Orada okuyan çocuklar ve üzerlerindeki elbiseler de benim çocukluğumda halamın giydiği elbiselerdi. Fakat Türkiye'de biz bu elbiseleri unuttuk. Belki çok Kastamonu'nun bazı köylerinde filan bu allı basmalar, pazenler bunlar giyiliyor. Fakat orada hala çocukların okul kıyafeti olarak şu anda bile yani bu elbiseleri gittiğiniz zaman bu yörük çocuklarında görebiliyorsunuz. Hani nasıl canlı bir kültür olduğunu, sadece medeniyet anlamında binalar, eserler değil de bir de canlı bir insan kültürü olduğunu ısrarla orada vurgulamak lazım. Balkan kelimesiyle başlayalım isterim. Yani burada aslında mesele Balkan kelimesinin ne olduğu meselesi değil. Bunu bilmenin bize ne katıp ne katmayacağı meselesidir. Şimdi Balkan kelimesi Osmanlı öncesi Türk varlığından gelen dağlık, ormanlık bölge anlamına gelen bir kelimedir. Bir kere bu cins isimken özel isme dönüşmüş bir kelimeden bahsediyoruz. Ne demek? Yani bugün Balkan bölgesine gittiğiniz zaman, belki de Bursa'ya gittiğiniz zaman, belki Sakarya'nın köylerinde ama özellikle de Trakya bölgesinde bir tarla satın almak istediğiniz zaman derler ki o tarla çok Balkanlık. Şimdi bu ifadeyi neden kullanırlar? Çok dağlık, ormanlık bölge anlamında cins isimken özel isme dönüşmüş bir kelimedir Balkan kelimesi. Tabii Osmanlı Rumeli, daha çok Rumeli ismini kullanıyor. Fakat Balkan kelimesinin Osmanlı öncesi Türk varlığından gelen bir kelime olması orada yaşayan için ne ifade eder? Bir kere Osmanlı'dan sonra orada yaşayan insanlar maalesef dışlandılar. Tarihlerinin ve medeniyetlerinin yaptıklarının tam tersine maruz kaldılar. Tam tersine maruz kaldılar ve sanki orada bir sığıntı olma durumu hissedir hale geldiler. Balkan kelimesinin Türkçe olduğunu bilmek, orada yaşayan her Türk'ün, biraz önce gördüğünüz o kızçelerin o topraklarda yürüyüşünü bile değiştiriyor. Şuna bak diyor ya, adını verdiğimiz bir toprakta yaşıyormuşuz ama bunlar bizi dışlıyor. Bakın onun sadece Türkçe olduğunu bilmek bile çok önemli bir etmendir. Bu kelimenin üzerinde durmak gerekiyor. Peki Balkan coğrafyası dediğimiz zaman bizde bazı doktora tezleri verildiğini görüyoruz veya bazı master tezleri verildiğini görüyoruz. Bir bakıyorsun doktora tezi, master tezi şöyle, diyor ki Balkanlarda tasavvuf. Bir bakıyorsun Balkanlarda halk kültürü. Aman Allah'ım, teze bak. Şu anlamdan söylüyorum, yahu Balkanlar 13 ülkenin içerisine dahil olduğu bir yerdir. Balkanlar şuradaki bir köy değildir. Siz bu tezleri vererek 13 ülkeyi hele bir gezmeye kalkın da görelim bakalım. Siz 13 ülkedeki tasavvufu nasıl çıkaracaksınız? Sadece Kalkandelen'deki tasavvufu, sadece Prizren'de şu anda yaşayan tasavvufu, sadece Jakova'da, sadece İpek'te, sadece Noypazar'da, Sancak'ta, Priyepole'deki yaşayan tasavvufu, Mostar'da yaşayan, o Mostar'ın o üst sokaklarında, arka sokaklarında yaşayan tasavvufu, bırakın tarihini, araştırsanız doktora tezi çıkar. Şunu demek istiyorum, Balkanlar bizde sanki şuradaki bir Balkanlar çalışıyorum deyince şurada bir köy var orayı biliyoruz. Orası işte Balkanlar. Böyle değil işte. Koskoca bir ülke, koskoca bir coğrafya, 13 tane farklı ülkenin şu andaki sınırlara göre 13 farklı ülkenin konumlandığı bir yerden bahsediyoruz. İşin tuhafı şu, bu 13 farklı ülkede şuraya dikkat etmenizi öneririm. Şurası görülüyor mu? Ha, şununla göstereyim. Bakın Macaristan'ın şu kısmı, şu Budapeşte'nin güney tarafları, aşağı tarafları. Burası da Balkanlara dahil ediliyor. Buradan da bir sonuç çıkarıyoruz biz. Neden burası da Balkanlara dahil ediliyor? Bugün müzikologlar müzik araştırması yapmaya gittikleri zaman Macaristan'a, Macaristan'ın kuzey tarafını Avrupa'ya dahil ederler. Güney tarafını Doğu kültürüyle, Türk kültürüyle, Osmanlı müziğiyle karşılaştırarak incelerler. Neden? İşte Macaristan'ın güneyi bizden etkilendiği için, Rumeli kültüründen etkilendiği için Doğu sayılıyor, Osmanlı sayılıyor. Ve Macaristan'ın güneyi Balkanlara dahil ediliyor, kuzeyi Avrupa'ya dahil ediliyor. Şimdi biraz önce dedik ki adını bizim koyduğumuz coğrafya demiştik. İkinci bir mesele daha çıktı şimdi övünülecek. Sınırlarını bizim kültürümüzün belirlediği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Balkanlar derken. Sınırlarını bizim kültürümüzün belirlediği bir coğrafya. Bu da herhalde orada yaşayanları ve burada yaşayanları Balkanlara bakarken farklı bakmaya ne yapar? Davet eder. Şimdi şimdi Balkanlarda Türk varlığı dediğimiz zaman, Türk İslam kültürü, medeniyeti dediğimiz zaman bunu sadece biz değil, Avrupalı tarihçiler, Avrupalı araştırmacılar bile üçe ayırarak incelerler. Burada kriter Osmanlı'dır. Osmanlı öncesi Türk varlığı, Osmanlı dönemi Türk varlığı, Osmanlı sonrası Türk varlığı. Türk varlığını çıkarın, Balkan tarihi incelenirken de Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi, Osmanlı sonrası diye. Üçüncü övünülecek bir mesele daha çıktı. Derinlemesine tarihini bensiz inceleyemedikleri bir coğrafyadan bahsediyoruz Balkanlar derken. Derinlemesine. Yüzeysel olarak sınırlarını benimle belirliyorlar, derinlemesini de tarihi benimle inceliyorlar. Bu coğrafya bize yabancı mı şimdi? Diyebilir misiniz yabancı bir coğrafya diye bu kadar şeyin üstüne? Şimdi biz de bu üç ana başlık üzerinden gideceğiz. Hepsi dediğim gibi aslında en özeti bir saatlik ama biz özetin özetini yaparak gideceğiz. Şimdi şurada Bazen böyle işte bir televizyon kanalında mesela bir sunucu arkadaş demişti ki hocam biz 400 yıldır Balkanlarda bulunuyoruz diye başladı cümleye. Ve onun üzerine soru soracak. Yahu bizim Balkanlardaki varlığımız ne kadar acaba? Ne kadar zamana dayanıyor? 400 yıllık mı? 500 yıllık mı? Nedir? Bak ben 400'ü 500'ü hiç almadım buraya. 800 dedim, 1600 dedim, 2000 dedim, 3000 dedim. Bunlar bilimsel kitaplarda tartışılan yıllar. Ama biz kendi kafamızda öyle bir küçültmüşüz ki Balkanları. Aynı şurada bir köy demek gibi. İşte 400 yıllık Balkanlarda şeyimiz var. 500 yıllık, hadi o büyütürsek 500 yıl diyenler çıkıyor filan. Yani esas itibariyle bu Balkanlarda Osmanlı öncesi Türk varlığına bakarken bazı şeylere dikkat etmek lazım. Bu gördüğünüz şey nedir? Bir Yunan süs tabağıdır. Antik bir eser. Bu eserde ne görülüyor? İskit savaşçısı görülüyor. İskit savaşçısı. Hayran oldukları insanlar İskitler. Heybetli, uzun boylu, o börkleriyle şey yapılan. Şimdi bu Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesi, Dobruca bölgesi, buralara Yunan tarihçilerine isim veriyorlar. Küçük İskitya ismini veriyorlar. İskit ülkesi. Küçük İskitya ismini veriyorlar. Şimdi bir Yunan tabağında da bir İskit savaşçısını geriye dönüp ok atarak, bu da tarihi eserlerde Türklerle özdeşleşen bir şeydir. Resmedilmiş. Resmedilmiş. Osmanlı öncesi Türk varlığından bahsediyoruz. Bazı delillerden bahsediyoruz. İkinci olarak hidronim ve toponimler. Bunlara çok dikkat edeceğiz Balkanlarda dolaşırken. Yer adlarını gördüğünüz zaman orada bayağı bir durmanız gerekiyor. Yer adları, hidronim ve toponimler, su adları ve kara yer adları. Bunların birçoğunun Osmanlı öncesi Türk varlığına işaret ettiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz o bölgede. Şimdi Peçenek Türklerinin o bölgede yaşadığını biliyoruz Osmanlı öncesinde değil mi? Kalkandelen'den Prizren'e giderken bir dağ yolu vardır. Patika bir yoldur şu anda. O dağ yolunun tarih kitaplarında geçen adı ne biliyor musunuz? Peçentspat, Peçenek yolu. Peçenekler zamanından kalma bir yol. Bakın Osmanlı öncesi Türk varlığından bahsediyoruz. O bölgede tam da tepede Goralılar vardır. Goralıları hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bu Çanakkale'ye giden Gora taburları vardır. Biraz sonra bir iki resimde göstereceğim. O bölgede de Goralılar vardır ve Goralılar Türkçe konuşmayı bilmezler genel olarak. Ama Türkiye'de çok büyük pastanelerin sahibi genellikle Goralılardır. Onu da biz bilmeyiz. Onlar Yugoslavya zamanında göç etmişlerdir burada. Mesela Çanakkale'ye gittiğinizde en iyi peynir helvasını Goralılardan yiyebilirsiniz. Ama bizde Gora deyince aklımıza ne geldiğini siz biliyorsunuz. Hiç Çanakkale'ye bizim için koşa koşa gelen insanlar gelir mi? Kimin aklına gelir? Gelmez. Türkiye'de bilmemenin verdiği rahatlığı yaşıyoruz. Ona hiçbir şey diyemem. Bilsek oraları görmeden duramayız çünkü. O insanlara yardım etmeden, o insanlara farklı açılardan bakmadan duramayız çünkü. Şimdi bu yer adlarının hepsi bu sondaki bazı bu İna, A gibi, İnka gibi Slavca ekleri çıkardığınız zaman bu yer adlarının çoğu Osmanlı öncesi Türk varlığı dönemine sizi götürür. Burada hepsi üzerinde saatlerce konuşulabilir şu kelimeler üzerinde ama sizi genel bir fikir verecektir. Şimdi bir mezar kültürü meselesi vardır. Balkan bölgesinde özellikle Avrupa bölgesinde ölü gömme geleneği Türkler gelene kadar genel bir şeydir, yok. Ölü gömme geleneği yok. Ölüyü gömüp de başına taş dikme geleneği. Osmanlı öncesi Türk varlığının işte özellikle Avar Türkleri, Hun Türkleri, Peçenek Türkleri, Uz Türkleri Bunların ölü gömme geleneğini getirdiği biliniyor. Türkistan bölgesinden, Karadeniz'in kuzeyinden, Balkanlara. Orada bazı eserler var. Mesela Kumanova Müzesi'nde. Bakın Kumanova, Makedonya'nın Üsküp'e yakın bir şehri. Kumanova, o müzede ve Üsküp müzelerindeki bazı taş şekillerinin o bölgedeki, Türkistan'daki balballara çok benzediği biliniyor. Ve bunları Slav kültürüyle ve Balkanların diğer halklarının kültürüyle bağdaştıramıyorlar. Bu gelenek Türkler tarafından getirilmiştir. Karadeniz'in kuzeyinden ve şu anda gittiğiniz zaman bu balbalları orada görebilirsiniz. Mesela Balçık diye bir kasaba var. Bulgaristan'da, Varna'nın kuzeyinde. Mehmet abi çok iyi bilir o Bulgaristan Türklerinden. Balçık kasabasında Türk mezar taşlarının olduğu bir saray var. Saray kalıntısı var. Tabii o sarayı da biraz sonra göstereceğim, şaşıracaksınız. Orada şu gördüğünüz şey duruyor ve bunu soruyorsun, bu nereden geldi diye. Ya buna bali bali diyorlar ama yani ne olduğunu bilmiyoruz gibi bir açıklama yapıyorlar. Balbal meselesinden. Şimdi bunlar Osmanlı öncesi Türk varlığı ile ilgili ilginç şeyler. Bir de Gora dediğimiz bölgede Türk damgaları var dağlarda. Gora bölgesinde. Gora şu anda Kosova'da kalıyor. Prizren'in tepesinde. Prevala Tepesi vardır. Meşhur Kayak Tepesi. Onun arkasındaki bölgelerde birçok köy vardır. Bu köyler kendileri ısrarla biz Türk'üz derler ve Türklüklerini, ama Türkçe konuşmazlar. Türkçeyi unutmuşlardır bu köyler. Ve Gora Türk'üyüz diye övünürler ve Çanakkale'ye gitmeleriyle övünürler ısrarla bu insanlar. Tabii bunlar böyle Türkçe konuşmayınca Yunan tarihçilere falan da bir kapı açılıyor. Acaba bunların Yunan olduğunu ispatlayabilir miyiz? Bunların Slav olduğunu ispatlayabilir miyiz? İşte bazı Arnavut tarihçiler işte bunların Arnavut olduğunu ispatlayabilir miyiz? Siz bir alanı boş bırakırsanız insanlar biz ısrarla Türküz deseler bile orada bir şey çıkabiliyor. Bakın o bölgede çekilmiş kaya resimlerini görüyorsunuz. Kaya resimlerini görüyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi Altay Türklerinin damgasıdır. Şu gördüğünüz damga oradaki kaya resimlerinde bulunmaktadır. Bu gördüğünüz Çavundur boyunun damgasıdır ve Gora'daki kaya resimlerinde bulunmaktadır. Bu Giray, Kırım, hatta Kırgızlarda bile kullanılan bir işarettir ve Gora bölgesindeki kaya resimlerinde bulunmaktadır. Bu kaya resimlerine kolay kolay gidilemiyor arabayla. Atla filan gitmeniz gerekiyor. Bunlara Gora abidesi diyoruz. Bakın doğuda abidelerimiz olarak biz Göktürk abidelerini sayıyoruz ama batıdaki abideleri bilmiyoruz nedense. İşte Gora abideleri de bunlar. Bu biraz önce gösterdiğim. Ben sadece birkaç tanesini aldım. O kadar çok ki şaşırırsınız. Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman, Osmanlı dönemine, ama bu Osmanlı'nın hazırlık dönemi diyelim. Ben bu döneme Sarı Saltuk dönemi de diyorum. Osmanlı kurulmadan 100 yıl önceki dönemi kapsıyor. Sarı Saltuk dönemi de diyebiliriz bu döneme. Bakın Sarı Saltuk'un bugün 30'dan fazla kimi kaynaklara göre, belki ilk defa duyan da vardır, bilmiyorum Sarı Saltuk'un adını. Balkanlarda genellikle halk bilir Sarı Saltuk'u ve o bölgedeki türbelerinden özellikle. Biz bunu anlıyoruz. Bugün İznik'te bile türbesi var Sarı Saltuk'un. İznik'te bile türbesi var. Hatta en görkemli türbesi benim gördüğüm böyle süslemeli falan güzel İznik'te. Birçok yerde Sarı Saltuk'un türbesi var. Şimdi Sarı Saltuk'un Balkanlarda Osmanlı'dan 100 yıl kadar önce o bölgede bulunup İslamiyet'i yaydığını biliyoruz. Hani Alperenlerden bahsediyoruz ya, hep gönül erleri giderek o bölgeye İslamiyet'i. Sarı Saltuk yine Cem Sultan'ın gayretleriyle, yönlendirmeleriyle Ebul Hayr-ı Rumi'ye toplatılan bir kitap vardır, Saltukname diye. Ebul Hayr-ı Rumi dolaşmıştır. Balkan bölgesinde insanların anlatılarını derlemiştir menkıbelerini derlemiştir. Ve iyi ki de yapmıştır. Biz o kitaptan çok şey öğrendik. Ama sadece Sarı Saltuk'la ilgili bilgi edinenler lütfen sadece o kitaplara bağlı kalmasınlar. Çünkü o kitap menkıbevi hayatını daha çok ön plana çıkarır, Saltukname. Gerçek hayatına dair notlar da çıkmaya başladı son dönemde, araştırmalarda. Bizzat onu gören insanların, onunla konuşan insanların yazdığı kitaplar şu anda makale olarak yayınlanmaya başladı. Dolayısıyla Sarı Saltuk'un gerçek bir kişilik olduğuyla ilgili en ufak bir sıkıntı yoktur. Ve o bölgeye gittiğiniz zaman Balkanlarda Sarı Saltuk'la ilgili onlarca türbe demeyelim, makamla karşılaşırsınız. Ama en önemlisinin de Romanya'da Babadağ'da olduğunu bilmeniz gerekir. Birkaç tanesinin size resimlerini göstermek isterim. Burası Arnavutluk. Arnavutluk'taki Akçahisar ismini vermiş Osmanlı. Çok da güzel bir Türkçe isim vermiş. Şu gördüğümüz, şurada bir yer görünüyor bakın dağın tepesinde. Eskiden buraya 5-6 kilometre yürümeyle çıkılıyordu. Bu Akçahisar, şu andaki adı Kroya. Arnavutluğa gidenler zaten turistik ikinci olarak buraya götürürler yani bu dağ bölgesinde. Fatih'in çok zor şartlar altında aldığı bir kaledir. Bu Kroya Kalesi. Şu gördüğünüz eserler de zaten Osmanlı eserleri. Şu bölgede çok güzel Osmanlı eserleri var, arkada hamam filan. Bu Kroya'da mesela şu gördüğümüz tepedeki yer Sarı Saltuk Türbesi'dir. İnsanlar Arnavutluk'ta özellikle Bektaşiler o bölgeye giderek Sarı Saltuk anması yaparlar her zaman, hala. Şu anda da devam ediyor. Bu gördüğünüz Ohri, çok meşhur oldu son dönemde Ohri. Makedonya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yani Ohri'yi tanımlarken Safranbolu'yu Sapanca Gölü'nün kenarına koymuşlar diye tanımlarlar. Gerçekten öyle tarihi çok güzel bir yerdir. Evliya Çelebi çok överek anlatır onun müzik kültürünü filan mesela Ohri'nin. Ohri çok güzel bir yer ama Ohri'de Sarı Saltuk'la ilgili şu gördüğünüz şey de çok önemli. Şurası, şu ortada gördüğünüz nüve olan, şu koskoca yapının nüvesi olan şuradaki tarihi yerde Sarı Saltuk'un türbesi vardı. 1950'lere kadar, 50 ile 63 arasında müthiş bir göç Yugoslavya'dan başladığı zaman Ohrili kardeşlerimiz de göç etmek zorunda kaldılar. Ve bu gelenek o zaman yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Her sene anılıyordu Sarı Saltuk burada. Sonra buraya gayrimüslimler yerleşti ve şu anda Sveti Naum olarak Sarı Saltuk Sveti Naum'a döndü. Onlar şu anda her sene burada anma törenleri yapıyorlar. Bakın burası da Bosna, Bosna'daki Blagaj, Mostar'a yakın olan Blagaj bölgesi. Bu gördüğümüz son dönemde ismini Alperenler Tekkesi koymuşlar. 2 tane Alperen yatıyor şurada, tam şu üst katta, şuradan merdivenden çıktığınızda şu odada 2 tane Alperen'in mezarını görürsünüz. Bir tanesinin adı Sarı Saltuk. Sarı Saltuk'un bir tür makamı da burada, Bosna'da. Ve o bölgelerde ne kadar sevildiğini bu makamlardan anlayabiliyorsunuz. Bakın bu Kosova bölgesindeki, özellikle o Şar Dağları'nın tepesindeki bir tane makamı Sarı Saltuk'un. Ve ilginç olan şey şudur, bu makamın etrafında da 6 tane daha makam var Sarı Saltuk'un. Evet. Peki bunlar hep böyle makam filan ama peki Osmanlı öncesi, Osmanlı'nın hemen oraya gelmeden önceki dönemiyle ilgili bir tarihi tek yazılı belge biliyorum ben Balkanlarda. Şu gördüğünüz mezar taşı. Bakın mezar taşındaki tarihi okuyor musunuz? 581. Farklı okuyan var mı bu tarihi? Yok. Peki bunu, bu Hicri, bunu çevirdiğinizde miladiye kaç çıkıyor? Peki bu mezar taşı nerede? Bu mezar taşı şu anda Gümülcine'de Kır Mahalle Mescidi diye çok güzel bir mescit vardır. Kır Mahalle Mescidi. Kır Mahalle Mescidi'nde koruma altına alınmıştır. Bakın Osmanlı daha kurulmamış. Osmanlı kurulmadan 100 yıl önce o bölgedeki Müslüman İslami mezar taşı. Bakın bunu gördüğümde ben afallamıştım. Böyle bir belge nasıl olur da, bu müthiş bir belgedir yani. Nasıl olur da böyle Balkanlarla ilgili araştırmalarda en önde olamaz gibi. Şu an koruma altındadır. Bunu Mehmet abi çok iyi bilecek. Burada Seyit Baba, Koşukavak bölgesinde Bulgaristan'ın. Bu mezar taşı da o bölgelerin ilk fetih yıllarından kalma bir mezar taşıdır. Şu gördüğümüz mezar taşı. Yakın zamana kadar da değil mi? Hala şeyler yapılıyordu burada. Anma törenleri bu türbenin etrafında hala Bulgaristan'ın Koşukavak bölgesinde. Şu an Kurumovgrad diye geçiyor. O bölgede hala anma törenleri yapılıyordu. Bunlar da o bölgenin fetih yıllarına dair hatıralar. Ben bir konuda, yani Türkiye'den başlayalım derdimize. Sadece Makedonya'daki meselelere değil de. Yani şuraları hiç gören var mı aranızda? Bunlar Çanakkale'de, biliyor musunuz? Şu ağaç bir ve şu da 4 tane taşın ortasında kalan yer bir. Şu ağacın adı Salbaşı ağacı, şu yerin adı da Alem Sultan mevkisi. Çanakkale'de ilk ziyaret edilmesi gereken yer. Hiç ziyaret eden var mıdır burayı, gören var mıdır? Ama ilk ziyaret edilmesi gereken yer bence. Niye? Balkanlara Türklerin ilk geçiş eserleridir. İlk geçiş hatıralarıdır bu eserler. Türkler Balkan coğrafyasına, biliyorsunuz bir Çimpe Kalesi meselesi vardır. Hani ilk olarak orayı aldık, ondan sonra tutunduk diye geçilir ya. Çimpe Kalesi'nin tam karşısında Çardak kasabası vardır, Lapseki'ye bağlı. Çardak kasabasında bir ağaç, Salbaşı ağacı. Neden Salbaşı? Halk orada yakın zamana kadar Balkanlara Türklerin geçişini bu ağacın dibinde kutluyorlardı, anıyorlardı. Neden? Hani o Gazi Süleyman Paşa ve yanındaki Kırkçerisi'nin geçişi var ya, sal yaparak geçmişler. İlk geçiş, sal yaparak. O salı işte bu ağaçtan yapmışlar. Dolayısıyla Salbaşı ağacı diye halk hala orada bunu kutluyor. Ve şurada gördüğünüz şu 4 tane taşın olduğu şu bölgede de bir fırının arkasında bir çöplük gibi duran bu bölge. Gazi Süleyman Paşa'nın karşıya geçmeden önce plan yaparken ilk alemini diktiği yer, Alem Sultan mevkisi. Halk arasında şu anda biliniyor. Peki Balkanlara gidince Truva'yı ziyaret ediyor muyuz Çanakkale'ye gidince? Truva neyimiz? Alem Sultan neyimiz? Veya Salbaşı neyimiz? Bir kere de burayı göstersek ne olur? Ne olur yani? Truva çok mu kesin bilgilere dayanıyor? Neyse. Bu konuda biraz dertliyim, o yüzden şey yaptık. Şimdi karşıya geçtik. Karşıya geçtiğimizde iki yeri ısrarla görmemiz lazım. Lapseki'den karşıya geçtik. İki yeri. Bir Çimpe Kalesi. Şu an duruyor. O Balkanlara geçişin hatırası Çimpe Kalesi şu anda duruyor. Ve kalenin hemen 3 kilometre aşağısında Bolayır. Bolayır. Bu iki yeri mutlaka görmemiz lazım. Bakın Bolayır'da bir, ilk Balkan fatihi olan Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi. 2, onun ayak ucuna gömülmeyi vasiyet eden Namık Kemal'in mezarı. Balkanlara geçen ilk Türk'ün ayak ucuna gömün beni. Kendisi bir Ege adasında vefat etmişti. Çok zordur onu oradan bir gemiyle alıp gelip de buraya defnetmek. Müthiş para ister. Ve bu mezarı yapabilmek. Kim üstleniyor bu parayı da? Abdülhamit Han. Evet, buraları geçiş hatıraları olarak öğrencilerimize göstermeli miyiz, göstermemeli miyiz? 4 tane mevkiden bahsettik. Yani Truva'yı göstermeli miyiz diye sorsam şurada herhalde hiçbir tereddüt çıkmaz, bilmiyorum ama bu 4 makamı tartışırız değil mi? Ya gidince göstersek mi göstermesek? Çok ilginç. Burada anlatacak çok daha şey var da ben maalesef vakit yok. Geçmek zorundayım. Başka şeylere de değinecektim. Ama inşallah kısmet, başka zaman. Şimdi Osmanlı dönemi Türk varlığı. Şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı Balkanlara geçmeden önce Karesi oğullarının seferleri var. Bakın Osmanlı'dan önce. Aydınoğullarının da seferleri var. Hatta bir Aydınoğlu Umur Bey var ki Fatih'ten önce karadan gemileri yürüten ilk Türk olarak yazılıyor tarih kitaplarında. Müthiş seferleri var. Manastır'a kadar aldığını biliyoruz. O Balkan haritasını düşünün. Ama neden tutunamıyorlar? İşte bura çok önemli. Medeniyet meselesi. Eski bir büyüğümüz derdi ki, attan inmeden bir yeri fethedemezsiniz. Koşturuyorsunuz, orayı alıyorsunuz. O şehri al, o şehri al, o şehri al. Ne oluyor? İlk şeyde tekrardan kaybediyorsunuz. Oysa siz orada kalıcı olacaksınız, Osmanlı gibi yapacaksınız. Hemen imara başlayacaksınız. Eserlere başlayacaksınız. İşte o zaman kalıcı oluyorsunuz. Medeniyet kurmaya başladığınız zaman kalıcı oluyorsunuz. Balkanlar gibi kaypak bir coğrafyada hem de. Ayak kaydıran bir coğrafyada. Bakın Osmanlı gideli kaç yıl oldu? Balkanlarda hala o düzeni sağlayabiliyor muyuz? Sağlanabiliyor mu? Bakın bunlar ilk geçişten sonra yavaş yavaş bazı bölgelerin fethi. Ne kadar hızlı görüyor musunuz? 1350'lerden 1389'a kadar arada kaç tane ülkelik coğrafya var? O kadar çok savaş var ki arada. O kadar çok savaş var ki. Sazlıdere Savaşı, Sırp Sındığı Savaşı filan. Kosova'ya kadar. Artık Kosova Savaşı'nda Batı'nın atma umudu yavaş yavaş dinmeye başlıyor. Ya biz bu işi herhalde yapamayacağız ama gene de durmuyorlar. Hala da durmuyorlar. O bambaşka bir mesele. Bakın o fetih yıllarından kalma bir hatıra. Bence Makedonya bölgesinin bir numaralı tarihi eseri olması gereken bir hatıra. Evrenosoğlu İsa Bey, bu İsa Bey'in babası olan, bakın Evrenosoğlu İsa Bey'in babası olan İsa Bey yine, Franco İsa Bey diye geçiyor, onun türbesi. Nerede bu türbe? Bu türbe Doğu Makedonya'da Yörüklük diye, biraz önce kızçeleri gördük ya o kıyafetleri. Onların köyüne 20 kilometre, 15-20 kilometre uzaklıkta. O bölgeleri fethederken şehit düşmüş orada. Ve oğlu, Evrenosoğlu İsa Bey oraya bu türbeyi yaptırmış. Hatta bu türbenin yanında çok güzel müştemilatı da var idi. Ama maalesef onlar da yok edildi. 1940'larda 2. Dünya Savaşı'na katılan, partizanlarla birlikte katılan Türkler bunu, o Türklerden bir aileye bu verilmiş Tito tarafından. Maalesef biz defalarca buna aslında proje de yapmıştık, sunmuştuk orada çalışırken. Yani tadilatı yapılsın, işte satın alınsın. Şu an özel mülk çünkü, yapamıyorsunuz izin vermeden. Bir Türk'e verilmiş. Ama maalesef hala bir türlü bu yapılamıyor. Bu tip sıkıntılarımız da var. Şimdi Osmanlı dönemine geçtiğimiz zaman şunu bir kere Fatih'in bu vakfiyesinde geçen bunu sözü bilmeden olmaz. Yani hüner bir şehir bünyad eylemektir, reaya kalbin abad eylemektir. Şimdi esas itibariyle ben şöyle okuyorum bunu. Diyor ki Fatih, hüner diyor, kılıcı çekerek bir yere almak değildir sevgili kardeşim. Hüner nedir? Bir şehir bünyad eylemektir. Bir şehri sıfırdan İnşa etmektir. Asıl hüner budur. Hazır bir şehri almak değildir. İnsanı fatih yapan da bu değildir zaten. Riaya kalbini abad eylemektir. Peki nasıl bir şehir yapacaksın? Soru orada işte. Riayanın kalbini abad eyleyecek bir şehir yapacaksın. Öyle sıradan da bir şehir değil ha. Yani şerefli bir şehir yapacaksın. İnşa edeceksin. Orada yaşayan insanların, dikkat ederseniz Müslümlerin demiyor, reaya diyor. Şimdi orada yaşayan insanların bu dünyasını ve ahiretini abad eyleyecek eserler üreteceksin. Öyle bir şehir inşa edeceksin. İşte Osmanlı Balkanlarda neden kalıcı olduğunun cevabı esas itibariyle. Peki bu hangi çağda söylenmiş bir söz? Hep orta çağ, orta çağ diye dilimize takıyoruz ya. Kimin orta çağı, neyin orta çağı? Ne? Bu orta çağ düşüncesi mi? Bu çağları aşan bir düşünce, hala da ulaşılamayan bir düşünce. Şimdi bakın size bu Safiye Erol'u bilen vardır, bilen bilir. Ciğerdelen romanı. Yani postmodern roman, o henüz Türkiye'ye tam girmeden postmodern tarzda yazıldığı söylenen bir roman. Doğrudur, teknik olarak öyledir. Ama Ciğerdelen neresidir? Ciğerdelen nedir? İlgi çekici bir isim değil mi? Ciğerdelen. Şimdi şu gördüğünüz yer Ciğerdelen. Şimdi bu esas itibariyle, şimdi bu şu gördüğünüz yerde ne? Estergon. Sevgili arkadaşlar. Estergon Kalesi Macaristan'da kalıyor, bu bölge. Şurası Slovakya'da kalıyor. Slovakya'da kalıyor. Şimdi bakın, kayıklarla ne yapılmış? Köprü yapılmış. Kayıklar konulmuş, birbirine bağlanmış, üzerinden geçiliyor. Şimdi Ciğerdelen romanında şöyle bir tasvir de var. Osmanlı'nın son tutunabildiği, bakın Estergon'u tutabilmek için karşıdaki Ciğerdelen'i tutmanız gerekiyor. Ciğerdelen bir palankadır esas itibariyle. Küçük kale demek. Palankadır. Orayı tutmanız gerekiyor. Elde tutmanız gerekiyor. Eğer orayı elde tutmazsanız, sadece Estergon'da rahat yaşarım derseniz yaşayamıyorsunuz. Niye? Adam geliyor buradan bombayı sallıyor oraya. Ha, yapacağınız şey burayı, şu küçük kaleyi de tutabilmek elde. Yani Ciğerdelen'i de tutabilmek. Yapacağınız şey. Ve mecburen ne yapıyorsunuz? Buradan karşıya geçmeniz lazım. Köprü yapmanıza da yapacak kadar da vakit yok. Ne olacak? Askerleriniz şurada, şu geçiş düzeneği kurulana kadar binlerce askeri şehit verebiliyorsunuz. Çünkü kurdurmuyor düşman size. Sürekli ateş altında kalabiliyorsunuz. Ciğerdelen'de o ileri akıncı ailelerinin nasıl bir hayat sürdüğünü ve ne kadar çok, burası için, Ciğerdelen için ne kadar çok şehit verdiğini. Beni bu bir şiire götürüyor. Fuat Köprülü'nün Tuna ağlıyormuş bazı geceler, üstünde kefensiz şehitler varmış. Tuna'nın üstünde kefensiz şehitler, her baktığınızda Tuna Nehri'ne, bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın herhalde tanırsınız Kiyel. Meşhur araştırmacıdır Kiyel. Şimdi Bulgaristan'da Osmanlı eserlerini araştırırken ki bir köyün imamı onu bir şey göstermeye götürüyor. Oradaki heyecanını görüyorsunuz Kiyel'in. Kiyel diyor ki, yani işi gücü Osmanlı eserlerini araştırmaktır. Gerçekten bu işte de yani Kiyel iyidir, uzmandır ve birçok bizim araştırmalarımızda temel olan da hocanın eserleridir. Ve şöyle bir cümlesini ben hatırladım gezerken Balkanları. Şöyle bir cümle, gezdikçe o cümlesi gerçekleşti. Yani şimdi şöyle bir şey kullanmıştı. Ya demişti, Osmanlı'dan önce insan için yapılan bir eser aradım Balkanlarda. İnsanlar için yapılan, derebeyleri için değil. Ordu geçsin diye de değil. İnsanların hizmetine, medeniyet bu ya, insanların hizmetine iş yapmak. Osmanlı'dan önce bir eser aradım. Bir tane eser bulamadım. Osmanlı'dan önce medeniyet namına yapılan Balkanlarda. Osmanlı gelince o kadar çok eser yaptı ki, işte vakıflar eliyle, devlet eliyle falan. O kadar çok eserler yaptı ki, binlerce eser yaptı Balkanlarda. Ama Osmanlı gittikten sonra biz bir yarışa girdik diyor. Ne yarışına girdik? Yıkma yarışına. Osmanlı'nın eserlerini nasıl yıkarız? Nasıl yıkarız? Bu yarışa girdik. %98'ini yıktık. %50-60 değil bakın, %98'ini yıktık. Geriye %2'si kaldı Osmanlı'dan eserlerin. %2. Yıkmak kolaydır. Yapmak zordur. %2 kaldı. Bu %2'yi araştırmak rahmetli Ekrem Hakkariverdi'nin ömrünü yedi. Mahiyel Kiyel'in ömrünü yiyor. Semavi İyice'nin ömrünü yedi. Daha böyle kendine göre benim gibi işte böyle kıyıdan kenardan çalışan bir sürü insanın ömrünü yiyor. Ve hala bu %2'yi tespit tamamlanamadı. Peki bu %98 olsa ne yapacaktık acaba? Şu teknoloji çağında ecdadımızın yaptığı eserlerin %98'i yok, %2'sinin daha tespiti yapılamıyor tam olarak. Geriye kalan %98 olsa herhalde iyice utanacaktık. Yani şu an Balkan ülkelerine gittiğimiz zaman, şehirlerine, Sofya'ya mesela, Filibe'ye mesela, gittiğiniz zaman gördüğünüz eserler esas itibariyle ortalama %1'i, %2'sidir kalan eserlerin. O şehirleri gezdikçe aslında bu sözün doğruluğunu ben anlamıştım. Bakın bugün işte o Fatih'in söylediği sözle yapılan bazı eserleri gösterelim. Yani bugün Gazi Üsrev Bey olmasa, Koski Mehmet Paşa Camisi olmasa Bosna'nın ne değeri olabilir? Yani Bosna'ya siz bu eserler olmadan ne diye gidersiniz? Çıkardınız bu eserleri oradan. Ne diye gidersiniz? Veyahut da Üsküp, Yahya Kemal'in her taşına Türklüğün sindiği şehir dediği Üsküp. Üsküp'ten acaba İshak Paşa, İsa Bey, Sultan Murat, Murat Paşa, Mustafa Paşa, Hacı Muhyiddin, Farfara Camisi, Yahya Paşa, Üsküp'ten bu camileri çıkardığınızda acaba Üsküp'e ne diye gidersiniz? Bakın Yahya Kemal'in anılarını okudunuz mu bilmiyorum. Anılarında ısrarla anlattığı minare. İshakiye Camisi. Bu Delipaşa Türbesi'dir Üsküp'te. Yahya Kemal, tabi burada o da bir saatlik konu da, Yahya Kemal'in şu minareyle macerası. Partal Hafız'ın ezanlarını dinlerdik Üsküp'te diyor. Evlerimiz İshakiye Camii'ne bitişik gibiydi diyor. Hemen şu caminin 20-30 metre uzağındaydı Yahya Kemal'in doğduğu ev. Yahya Kemal'i Yahya Kemal yapan ev. Yahya Kemal'i eve dönen adam yapan ev. Üsküp'te ezanlar başladığı zaman diyor annemin dudaklarına bakardım. Üsküp uhrevi bir sessizliğe bürünürdü ezanlar başladığı zaman. Annemin dudaklarına bakardım, ismi Celal'le kıpırdanırdı diyor Yahya Kemal. İşte şu minareden bahsediyor. Bu minaredeki ezanlardan bahsediyor. Bu ezanlar diyor, Üsküp'te dinlediğim bu ezanlar diyor, beni ömrümce bırakmış değildir. Hatta Paris'te dinsizliğim iyice artmıştı diyor. Kendisini özüne döndüren iki şeyden bahsediyor. Birisi Üsküp'te dinlediği ezanlar. İkincisi de Üsküp'ün biraz sonra göstereceğim okulundan Üsküp'ü tepeden izleyerek Firuze kubbeleri izlediği tepeler. Üsküp'teki Türk mirası. İki şey, ezan ve mimari. Yahya Kemal'i eve dönen yapan şey. Eve dönen adam yapan şey. Evet, şu gördüğünüz eser bilinmeden edebiyatla bilinemiyor bakın. Bunlar hepsi birbiriyle geçmiş şeylerdir. Biz son dönemde bunları ayırdık. Bakın bu tekke olmadan biraz önce gösterdim. Blagay tekkesi, Alperenler tekkesi. Bu olmadan şeyin ne anlamı var Bosna'nın? Değil mi? Ne anlamı var? Yani şimdi bir saatlik konuda burada çıktı. Burası Selanik. Selanik'teki Hortacı Süleyman Camisi. Atatürk'ün, Selanik'e gittiğimiz zaman biz bir tek yeri gezdirirler. Atatürk'ün o doğduğu evi, İkinci olarak da sahildeki Beyaz Kule'yi gezdirirler. Derler ki bu kule de Türklerden kurtulduğu için vaftiz edilmiş, o yüzden beyazmış falan. O kule de Ceneviz Kulesi diye anlatırlar. Nerem doğru ki, nereyi düzelteyim? Bir, ikincisi, ikisi arasındaki bu eseri bilmeyiz mesela. Müthiş bir eserdir esas itibariyle. Hortacı Süleyman Camisi, Atatürk'ün babası da bunun bahçesine defnedilmişti. Ama şu anda tabii ne Müslüman mezar bulabilirsiniz, ne başka bir şey. Bakın şu, Osmanlı gelmeden çok önce yapılan rotonto tarzı dediğimiz, rotonto tarzında yapılan bir anıt, ibadethane değildir bu. Önce ilk yapılış amacı bir anıttır. Sonradan Osmanlı buraya geldiği zaman bunu camiye çevirmek istemiş, bir anlam yüklemek istemiş ve yanına bir minare koymak istemiş. Şimdi minareyi de bitişik yapmamış, dikkat ediyorsanız. Bir. İkincisi, taş rengi durdukça bu taş rengine benzeyecek taş renginden seçilmiş. Romalılar bu taşları Selanik'in hangi tarafındaki dağlardan almışsa aynı kayaları bulmuşlar. Yıllar geçince birbirine benzeyecek, uyumsuzluk olmasın, estetik kaygı. Ve birbirine benzeyecek şekilde yapılmış. Alttan üste doğru küçülüyor, dikkat ederseniz bu yapı. Dikkat ederseniz minare de alttan üste doğru küçülüyor. Uyum, estetik kaygı meselesi çok önemli. Yani buraya gittiğiniz zaman esas itibariyle bu eseri görmeden gelemezsiniz, gelmemeniz lazım Selanik'e gittiğiniz zaman. Selanik deyince bizim aklımızda genelde nedir? Gittin mi gitti mi? Sahilde çok güzel balıkçı restoranları vardı filan. Sonra bir de Ceneviz Kulesi vardı. Hayır efendim, Ceneviz Kulesi değil. 1566'da Kanuni'nin emriyle yapılan koskoca bir kalenin tek kalıntısıdır o. Ceneviz Kulesi değil. Selanik'in sembolü. Üsküp'teki Saat Kulesi ile aynı yıl Kanuni'nin emriyle yapılmıştır. Selanik'teki Saat Kulesi. Tabii bunu Evliya Çelebi biraz sinirlenerek anlatıyor. Yani diyor ki biz diyor, bunun diyor delili var diyor ama hala böyle diyorlar. Evet, Selanik'in minarelerle dolu halini görüyorsunuz. Şu anda açık cami var mı Selanik'te? Namaz kılacağım deseniz, bir yere gitseniz. Yok. Yok. Evet, burası Filibe. Değerli kardeşim, burası da Filibe. Bu Filibe'nin en güzel camisi, eseri, Cuma Camii. Bu caminin çok uzun hikayesi var ama bu camiyi çıkardığınız zaman Filibe diye bir şehirden bahsedemezsiniz. Cuma camisidir. Filibe'de herhangi bir yerden bir taksiciye, Türkçe, hiç Bulgarca bilmeyin, taksiye binin, Cuma'yata deyin, sizi getirip bunun dibinde indirir. Şehrin kimliğini oluşturan eserdir esas itibariyle bu cami. Sultan Murat Camisi ve Cuma Camisi. Burası Sofya. Sofya'da kalan 47 külliye şeklindeki cami eserden ayakta kalan tek cami Kadı Seyfullah Camisi, Mimar Sinan eseri olduğu bilinmekte. Ve son dönemde yine tadilatı yapıldı ama yanından geçen o şeyler falan maalesef çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Tabii bunların da hikayeleri var. İnşallah kitaptan okuyabilirsiniz. Hüsamettin Paşa Camisi olmadan İşdip tanınamaz. İşdip'in hiçbir değeri olmaz. Sabahattin Zaim Hoca'nın ezan seslerini dinlediği, kişiliğinin şekillendiği veya onun ailesinin, sülalesinin şekillendiği cami. Fakat şu anda maalesef görüyorsunuz burada mumlar yakıyorlar Hristiyan vatandaşlar. Ve burada eskiden bir Hristiyan azizinin olduğunu, Osmanlı'nın bu Hristiyan azizinin üzerine bu camiyi yaptığını iddia ederek bu camiyi almaya çalışıyorlar. Maalesef bu caminin hali de bu şekilde. Burası Belgrad'daki Bayraklı Camii. Uzun uzun anlatamayacağım. Belgrad'da 200'ün üzerindeki camiden tek cami, kalan tek cami. Burada yine Dimetoka maalesef Birinci Dünya Harbi'nde yanımızda olsun diye Bulgarlara verdiğimiz çok güzel bir şehrimiz maalesef. Ve Dimetoka'da bu caminin tavanı o kadar süslüydü ki, o kadar güzeldi ki hayran olurdunuz ama defalarca yakıldı. Balkanların 2 tane sigorta camisi vardır. Birisi Pirlepe'deki Çarşı Camii, birisi de bu. Neden sigorta diyorum? Çünkü bir yerlerde hani sigorta nedir? Bir yerlerde sorun varsa atar, sorunun büyümesini engeller değil mi? Bir sorun çıktı mı hemen bunu yakıyorlar. Bir sorun çıktı mı Pirlepe'deki Çarşı Camii'ni yakıyorlar. Defalarca yakıldı bu camiler. Defalarca. Bu çok müthiş bir cami. En güzel pencerelere sahip olan, dünyadaki en güzel pencerelere sahip olan tarihi eserlerden bir tanesidir. İkincisi de Selçuk'taki Efes diye şu anda kaptırdık ya adını. Selçuk'taki Aydınoğlu İsa Bey Camisi'dir. En güzel pencere mimarilerinden. Bakın bu da Pirlepe'deki biraz önce bahsettiğim Çarşı Camisi'dir. Müthiş bir eserdir o kirpi saçaklarıyla filan. Henüz bunlara sahip çıkamadık. Burada da aslında 1 saatlik bir ders var burada. Fatih Köprüsü'dür. Üsküp'teki Vardar Nehri üzerinde. Fakat bunun adını maalesef Çardüşen Köprüsü olarak çevirmeye çalışıyorlar. Şu anda halen Çardüşen Köprüsü olarak veya Justinian Köprüsü olarak yutturmaya çalışıyorlar. Fatih'in, Sultan II. Murat'ın başladığı, Fatih'in tamamladığı bir köprüdür. Şu anda Üsküp'ün kimliğidir bu köprü. Temel taşıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim Selanik'teki Beyaz Kule esas itibariyle Kanuni eseridir. Bunu da burada söyleyelim. Bu gördüğünüz de Drina Köprüsü, şu meşhur romanıyla bilinen Drina Köprüsü, herkes hikayesini bilir. Çok üzerinde durmayalım. Bu da manastırdaki, manastırın ortasında var bir havuz türküsünün de geçtiği manastırdaki camilerimizden bir tanesi. Manastırda maalesef şu anda araba tamirhanesi olarak kullanılan camiler var. Şu anda. Ev olarak kullanılan camiler var. İnsanlar oturuyor onlarca yıldır. Ve bunlardan bizim hiç haberimiz yok. Manastır deyince sadece ne yaparız biz? Bir Atatürk'ün okuduğu bir askeri mektep vardı. Sadece onun değil, diğer arkadaşlarının da. Onu görürüz, geliriz. Oysa onun yanındaki o güzelim caddenin isminin Şirok Caddesi değil de Hamidiye Caddesi olduğunu bilmeyiz. Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden bir tanesinin manastırda olduğunu bilmeyiz. Balkanların prensesi diye anılan Haydarkadı Camii'nin orada olduğunu bilmeyiz. Daha neler var ama vakit yok. Bu da Yahya Kemal'in tepeden Üsküp'ü izlediği, Yahya Kemal'in okuduğu okul. Bu bambaşka bir konu. Bu Sultan II. Murat'ın yaptırdığı medreseden çevrilmiştir. Mahalle mektebine başladığı binadır. Yahya Kemal'de bir itiyat vardır, alışkanlık. Gittiği şehirleri tepeden izleme alışkanlığı. İşte o alışkanlığın buradan geldiğini, şu pencerelerden Üsküp'ü izleyerek geldiğini anlatıyor Yahya Kemal. Yani Yahya Kemal İstanbul'da bir şeyler yapıyorsa kökeni tamamen Balkanlardadır, Üsküp'tedir. Bunu da bilmek lazım. Bu da Üsküp'te bazı camilerin yerini biz orada 3 yıl kaldık. O bölgede işte tespit etmeye çalışmıştık. Yahya Kemal'in o 120'den fazla camiden ezan seslerini dinlediği Üsküp şehri olarak. Bunlar da maalesef son tapularımız. Orada mezar taşlarının, bu Debre'deki mezar taşlarıydı bunları. Çok kötüydü. Şu an çok şükür devletimiz el attı. Burası düzenlendi. Ama her birisi sanat eseri olan, bakın her birisi, mezar taşı deyip geçmeyiniz lütfen. Her birisi sanat eseridir bunların. Maalesef bu hallerdeydi. Bakın bizim Kratova'daki Sultan II. Murat Camisi 1960'larda yıkılmış. Onun kitabesini adam almış, ayak silmek için evinin bahçesine koymuş. İkiye bölmüş kitabesini de. Ayak siliyor, her gün geliyor geçiyor burada. 40-50 yıldır ayak siliniyor kitabeye. Üzerinde çok güzel şiirler var, üzerinde çok güzel ayet, hadis, çok güzel belgeler var. Adamın birisi almış, bahçesine koymuş, ayak siliyor. Tabii bu kurtuldu çok şükür. Onu da söyleyeyim. 2 yıl uğraşıldı ama. Yani şu kitabeyi buradan kurtarabilmek için 2 yıl akla karayı seçtik. Neyse Osmanlı orayı terk etti ve müthiş göçler oldu. Tabii orada Balkanlardan Çanakkale'ye gidenler var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın 1912'de kaybettiğimiz topraklardan 1915'te Çanakkale'ye geliyor bu insanlar. Nasıl bir insan kalitesi bıraktınız da bu soru da aklınızda bulunsun. Bu amcanın dedesi Çanakkale'ye gitmiş. Üsküp'e 16 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşıyor bu amca. Tamam mı? Ondan sonra Gora dediğim, biraz önce Gora'dan bahsetmiştim. Dedim ki Gora deyince bu milletin aklına ne geliyor düşünün demiştim. Bu vefa geliyor mu acaba? Yüzlerce insan yayan gidiyor. Bakın Gora'da, Gora yolu diyorlar buraya, Çanakkale yolu diyorlar Gora'da, o dağların tepesinde. Kadınlar 7-8 yıl boyunca burada ağlayarak, kocalarını uğurluyorlar Çanakkale'ye, 7-8 yıl boyunca şu taşların dibinde ağlayarak bekliyorlar Çanakkale'den dönmesini ve çoğu dönemiyor, çok büyük sıkıntılar. Bunlar ayrı bir konferans konusudur bu Çanakkale'ye gidenler. Sadece burada değineyim dedim. Bu da Karşıyaka bölgesi Çanakkale'ye adam yetiştirme ocağıdır. Fakat şimdi biz bu bölgeyi de unuttuk. Maalesef hafızamızda yok. Biz Makedonya'ya gidince ne yaparız? Üsküp havaalanı, işte orada bir Küçük İskender'in heykelini yaptılar. Onun etrafında bir tavaf, ardından işte süslü bir cami varmış Kalkandelen'de. Hadi şu Şarana Camii'ni de görelim. Ardından Ohri, ne güzel balık malık. Öyle olmuyor işte yani. Böyle şeyler var ki insanın içi cız ediyor. Neyse bu meseleleri anlatamayacağım çünkü vakit yok. Hepsi birer saatlik konu. Bunları da anlatamayacağım. Bu insanlar o bölgeden size bir manzara olarak hafızanızda kalsın. Bunların hepsi Çanakkale'ye gidenlerin. Bakın şu taş Çanakkale kahramanının taşı Kalkandelen'de. Ama o ploça diyorlar orada. Bu taş bu şekilde maalesef öyle duruyor. Bu da Balkanlı Seyit Onbaşı diyorum. Çok benzetiyorum Seyit Onbaşı'ya. O da oradan gidenlerin. Bu da arkadaşlar Kocacık Kalesi. Fatih'in yüzlerce şehit vererek aldığı kale esas itibariyle. Şu anda etrafında yörük köyleri var bu kalelerin. Bu mezarlıkları görüyorsunuz burada aynı şekilde. Bunlar Kocacık Kalesi'nin eteğindeki Türk köyleri. Bakın Breştanik köyü. Ve Çanakkale gazileri bu adamlar. Çanakkale'ye gitmiş insanlar. Çok uzun anlatılması gereken konular sadece hafızanızda kalsın diye söylüyorum. Bunların hepsi Çanakkale hatırasıdır. Ve göçler oluyor o dönemde. Ama şu anda kalanlar da bunlar arkadaşlar. Balkanlarda bizden müthiş bir insan varlığı kalmıştır. Tarihi eserlerimiz kalmıştır. Bakın burası Üsküp, Sultan Murat Camisi, Muratpaşa Camisi, işte hanlarımız, hamamlarımız, birçok eserimiz. Burada Tepeyüz Okulu, Abdülhamit zamanında açılan Üsküp'te. Girdiğinizde marşlarla karşılıyor burada öğrenciler sizi. Balkanlarda bizden artık burası Ohri. Kalanların bir şeyini yapıyorum size. Sadece bunlar. Bu da Yahya Kemal'in annesinin mezar taşı parçalanmış vaziyette bulundu. Bu da orada dikildi. Bu mezar taşı da gittiğinizde bir dua okuyun, Fatiha okunsun diye 63'te yok olmuştu. Tabii burada başka bir mesele var ama buralara girmeyeceğim. Bu Balçık şehri, bu nedir diye sorduğumuz zaman buna ne dersiniz bilmiyorum. Ama bu bir saray, bu bir cami değil. Saray, Balçık'ta Romanya Kraliçesi'nin yaptırdığı bir saray. Esas itibariyle Türkiyer diye bir moda var Avrupa'da. Bunu bilir misiniz bilmiyorum. Türkiyer modası. 15. yüzyılda başlayıp 16, 17, 18. hatta 1908'lere kadar süren bir Türkiyer modası vardır. Türkiye hayran olma modası diye geçer. Şu gördüğünüzde o modanın ürünüdür. Almanya'da bir sigara fabrikasını görüyorsunuz. Türkiye dair eserlerin uçlarına bir şeyler, işte minare falan diktim mi daha çok dikkat çekeceğini düşündükleri için Batılılar Türkiye modasını kullanarak bu tip şeyler icra ediyor. Bu birçok yerde var. Evet arkadaşlar, bu sözü unutmayalım, Fatih'in sözünü son olarak. Bir de buradan çıkardığımız sonuç, şehirlerimize dikkat edelim sonucudur. Yani artık biz şehirlerimizin şehri şehir olmasına bakıyoruz, şehri şerif olmasına bakmıyoruz. Yani şerefli şehirler olmasına bakmamız lazım. Ünlü şehirler olmasına değil şehirlerimizin, ki çocuklarımız o havayla yetişsinler. Evet, kısaltarak sunmaya çalıştım. İnşallah hepsinden bir hava edinmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.